Kurmay Yayınları Fenomen Serisi 3. Fasikül Kareköklü Sayılar 1. Test ile beraberiz. Hadi soruları çözelim. Aşağıdaki sayılardan hangisi bir tam kare sayıdır? Tam kare sayı dediğimiz zaman 6'nın karesi 36'dır. Burada dikkat etmemiz gereken 36 sayısı 6'nın karesidir. Yukarıda verilen kartların ön yüzlerinde yazan sayıların hangisi bir tam kare sayı değildir? Değildir kavramında 121'in 11'in karesi olduğunu, 144'ün 12'nin karesi olduğunu, 169'un 13'ün karesi olduğunu söyleriz. 3'ü tam kare ise 121 sayısı tam kare değildir. Çünkü bu sayı 196 ile 225 arasında bulunur ve tam kare değildir. Buna göre kimin yası bir tam kare sayı eşit değildir? Aşağıda 4 arkadaşın yasları verilmiştir. 49 7'nin karesidir. 64 8'in karesidir. 75 tam kare değildir. 81 9'un karesidir. 75 sayısı tam kare değil. Bilgi cevabını elde ederiz. Buna göre M artı N değeri verilenlerden hangisi olamaz? MN 2 basamaklı sayısı 50'den küçük tam kare sayıdır. 2 basamaklı olduğu için 16 ile başlar. 25 var, 36 var ve 49 var. Biz burada M ile N'yi toplayacağız. Rakamlar toplamı 1, 6, 7 yapar. 2 ile 5'in toplamı 7 yapar. 3 ile 6'nın toplamı 9. 4 ile 9'un toplamında 13 yaptığını elde ederiz. Yani 13'ü bulduk, 9'u bulduk, 7'yi bulduk ve bu arada toplamları 8 olan bir sayı yoktur. 5. soruya geçelim. Buna göre mavi çizgi boyunca hareket eden uğur böceği K noktasına ulaştığında kaç santim yol alır? Yukarıdaki alanları santimetre kare cinsinden verilen karelerin birer kenarlarına çakı sık şekilde verilmiştir. Sevgili arkadaşlar, burada yolumuz aslında yatay ve dikey olmak üzere var. Yani dikey yolumuz 256'nın karekökü 16'dır. Dikey yolların toplamı 16. Yatay yollarsa 16, 14, 11'in toplamı olarak bulacağız. Burada isterseniz ayrı ayrı yapabilirsiniz. Nasıl yani? 11, 11'e kaç eklersem 14 yapar? 3. 14'e kaç eklersem 16 yapar? 2. Zaten fark ederseniz dikey yolların toplamı ilk başta da söylediğimiz gibi 16 eşit olur. Yatayları toplarsak 16, 14, 11, 41'dir. Yatay yol uzunluğumuz 41. Buraya 16 ekleyeceğiz. 57 cevabını buluruz. Her zaman bu yolları yatay ve dikey düşünmeniz fayda var. Ayrı toplamakta eksik toplama olabilir. En 3 basamaklı bir tam karesi olduğuna göre bu okulda en çok kaç tane öğretmen masası vardır? Bir de okulda bulunan öğretmen masalarının her birine 1, 4, 9, 16 gibi artık tam sayılar numaralar olarak verilmiştir. Tam kare sayılar numara olarak verilmiştir. 3 basamakta en büyük tam kare sayı 961, o da 31'in karesidir. Yani en fazla 31 tane öğretmen masası vardır. Buna göre A artı B değeri en çok kaçtır? Yukarıda verilen kartlarda yazan 3 basamaklı doğal sayılar birer tam kare sayı eşittir. Sevgili arkadaşlar, sonu 9 ile bitmenin 2 ihtimali var. 3'ün karesi 9, 7'nin karesi 49'dur. Burada sonu 3 ile bitenler 13'ün karesi 169, 23'ün karesi 529'dur diyebiliriz. 7 ile bitenlerde ise 17'nin karesi 289, 27'nin karesi burada 3'ün 6. kuvveti olduğu için 729'dur. 3 basamaklı ifadelerde 69 ile biten 169'dan başka tam kare sayı yoktur. 25 özel bir hile sonu 5 ile biten bütün sayıların kareleri 25 ile biter. Yani
15'in karesi 225, 25'in karesi 625, 35'in karesi dersem 5 kere 5 25'tir. Onlar basamındaki rakam bir büyüyle çarpılır. Yani 3 kere 4 12'dir. 1225 4 basamaklı olur. Burada taktiğe göre bakarsak 625'ten büyük yazamayız. 6'dır. A1 ve 6 olmak üzere toplamları 7 eşittir. Buna göre verilen sayılardan hangisi bir tam kare sayı değildir? Yani üstü ifade biçimde yazdığımız zaman kuvveti tektir. Çift olanlar tam karedir, tek olanlar tam kare değildir. K değerimiz 2 üzeri 2, 3 üzeri 2'dir. Aslında sonunda diyebiliriz. 2 kere 2 4, 3 kere 3 9. Tam kare sayıların çarpımı tam kare olan 36'dır. Yani bu ifademiz tam karedir. L sayımıza gelince 3'ün karesi, 5'in karesi. Hocam üstü sayılarda da öğrenmiştik. Üstler ayrıysa tabanlar çarpılır, 15'in karesi. O zaman L sayımız da tam karedir. M sayısına gelince 2'nin karesi, 5'in karesi ve 7'nin karesi. Aslında tabanları çarparsak 70'in karesine eşittir. Ama N'ye geldiğimiz zaman 2'nin karesi var, 3'ün karesi var ama 7'nin karesi yok. Yani burada gizli birden tek kuvvet varsa tam kare değildir. Tam kare değildir. Cevabımız Denizli. Devam edelim. Yukarıdaki kartta yazılan sayılardan hangisi bir tam kare sayı değildir? Yani kuvveti tektir. Hemen cevaba odaklanıp 2'nin küpü tek olduğu için L, yani Bursa tam kare değildir. Devam. Buna göre kutularda toplam dondurma sayısı aslında hangisi olamaz? Aslındaki kutuların her birinde toplam kutu sayısı kadar dondurma vardır. Size diyorum ki sınıf mevcudundaki öğrencilere sınıf mevcudu kadar şeker dağıtırsam dağıtılan şeker miktarı sınıf mevcuduyla öğrenci sayısının çarpımı, yani tam kare bir sayıdır. Buna göre hangisi tam kare olamaz? 9 tane kutuya 9 şekerden 81 elde ederiz. 10 kutuya 10 tane top dondurmadan 100 elde ederiz. 15 kutuya 15 tane dondurma topundan 225 elde ederiz. Fark etmişseniz 2 çarpı 100 ve burada diyoruz ki 2 tam kare değil, 100 tam kare olabilir ama 2'nin kuvveti tek olacağı için tam kare değildir. Tek kuvvetler tam kare olmadığını anlıyoruz. 3 basamakta en büyük tam kare sayı 900, yani 31'in karesi 961. 3 en küçük tam kare sayıdan kaç fazladır? 10'un karesi 100'den kaç fazladır? 861 fazladır arkadaşlar. Devam. Elif'in elinde bir miktar kare şeklindeki olan karo taşları vardır. Elif bu karo taşları ile bir kenarı en fazla 7 birim olan kare şeklindeki bir şekli bozduksuz şekilde kaplayabilmektedir. Buna göre Elif kare zemini kapladığında elinde en fazla kaç karo taşı kalır? Sevgili arkadaşlar, tam kare sayılarda özellikle bunu anlatmak istiyoruz. 1 tam karedir. 1 artı 3, 4 tam karedir. 1 artı 3 artı 5, 9 tam karedir. 1 artı 3 artı 5 artı 7, 16 tam karedir. 1 artı 3 artı 5 artı 7 artı 9'dan 25 tam karedir. 1 artı 3 artı 5 artı 7, 9, hocam 11. Artık tek sayıları ekleyerek tam kare sayıları elde edebiliriz. 31, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ve 13'ü de eklersek 49. Ama dikkat edin, 49'dan sonra 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 eklersek bir sonraki tam kare sayı olan 8'in karesi olur. Ve elimizdeki taşlara bakarsak 15'ten 1 eksik. Çünkü 15 ekleyince tam kare olur. 1 eksik, en fazla 14 ekleyebiliriz. Veya farklı bir ifadeyle 64, 8'in karesinden 7'nin karesi olan 49'u çıkartırsak cevabımız 15 tane daha olsa tam karedir. Ama bizde en fazla ifadesinde
15'in 1 eksi. 15. karo kalırsa 64'ü de tamamlayabiliriz. O yüzden cevabımız 14. Ve testin son sorusuyla devam ediyoruz. Dikdörtgenin kısa kenarı 1 santimden büyük olduğuna göre DC uzunluğu en fazla kaç santimdir? Aşağıda verilen ABCD karesinin alanı 144 ve CEFY dikdörtgeni alanı katmerli kare yüksekliğinden tam karedir. Sevgili arkadaşlar, alanı 144 olan karemizin kenar uzunluğu 12'dir. Yatay da 12'dir, dikey de 12 santimdir. 9 ile kimi çarparsak tam karedir. Birden büyük dediği için birden büyük tam kare sayı olan 4'ün çarpımı 36'dır. Alanı 36 olan bir kare, ama burada dikkat edersiniz, uzun kenarı 9 ise kısa kenar tam kare olacak 4. DG uzunluğuna gelirsek 12 ile 4'ün farkı 8'dir. Sevgili arkadaşlar, bu testi bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.